Efendim bir günaydın daha ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için Beyaz TV ekranlarında söylemezsem olmaz tüm hızıyla devam ediyor. Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'le ilgili haberimiz birazdan sizlerle birlikte olacak. Ama öncelikli olarak Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy'la devam etmek istiyoruz. Bülent Hanım Antalya'da hasbihal etmiş ve son zamanlarda sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve cenazelerdeki vefasızlıkla ilgili konuşmuş. Gazeteci Olcay Ünal Sert'in Ahu Tuğba'nın cenazesindeki açıklaması çok konuşuldu. Kocamı Bülent Ersoy'la bastım demişti. Kocamı Bülent Ersoy'la bastım demişti. Bülent Ersoy Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadı? Bülent Ersoy'un burada olmamasını buna bağlayabilir misiniz? Vefasızlıkla suçlanan Bülent Ersoy hakkındaki eleştirilere ne cevap verdi? Diva vefasız mı? Kimleri cenazesinde istemiyor? Yok, standart. Ben şey, ne olacağım? Yukarı çık, yukarı çıkaracağım. Ben standarta sığmam. Seninkini daha büyük yapacağım. Kendisine 1,5 milyon liralık asansörlü anıt mezar yaptırdığı iddia edilen Türk müziğinin divası Bülent Ersoy son yıllarda ölümü ağzından düşürmüyor. Yok. Standart. Ben şey, ne olacağım? Yukarı çık, yukarı çıkaracağım. Ben standarta sığmam. Seninkini daha büyük yapacağım. Bülent Ersoy, babasının cenazesindeki sözlerinin ardından bu kez katılmadığı bir cenaze töreniyle gündemde. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Naaşı 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde gündem yine aynıydı. Vefasız sanat camiası. Rahmetli oyamız olsaydı zaten koşu koşu gelirdi, bağrımız öyle. Ama hayatta olanlar var. Ben öncelikle Banu Alkan'ı gözlerim çok aradı. Çünkü o yıllardan kalan kaç tane oyuncu kaldık. Hülya Avşar'ı da görmeyi çok arzu ederim. Çünkü aynı yılların kulvarın sanatçılarıyız. Bu ölüm hepimizin kapısını bir gün çalacak. Bir avuç yakını ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Ahu Tuğba'nın cenazesinde çok konuşulan bir de Bülent Ersoy açıklaması vardı. Kocamı Bülent Ersoy'la bastım demişti. Kocamı Bülent Ersoy'la bastım demişti. Gazeteci Olcay Ünal Sert'in çıkışı, yeri ve zamanlamasıyla tepki topladı. Sonraki süreçte Bülent Ersoy'la barıştılar mı biliyor musunuz? Her ikisinin de aradığını biliyorum ama birbirlerine ulaşabildim onu bilemiyorum. Yani o da annesi vefat ettiğinde ulaşmak için numarasını istemiş. Ben vermiştim. Görüştüm, görüşemedim. Bilemiyorum. Bugün Bülent Ersoy'un burada olmamasını buna bağlayabilir misiniz? Yok. Sert açıklamalarının devamında Bülent Ersoy'un Ajda Pekkan'ı ziyaret ettiği için cenazeye katılamadığını ileri sürdü. Ajda Hanım konseri var. Bülent Hanım Antalya'daydı. Arzalim yanındaydı. Bülent Ersoy hakkındaki eleştirilere Antalya'dan cevap verdi. Dişlerine pırlanta yaptırmak için Antalya'da olduğu öğrenilen Ersoy, davetli olduğu bir yemekte muhabirlerin sorularını cevapladı. Vefasızlıkla suçlanan Ersoy, vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim diye konuştu. Eleştiriler karşısında hiç oralı olmayan diva, Sezen Aksu'nun sahnelere dönmek için yeşil ışık yakmasını ise sevinçle karşıladığını söyledi. Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel Alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserine ben en öndeyim. Zangoç gibi. Açıklamalarına devam eden diva sahnelere ara vermeyi ise düşünmediğini şu sözlerle dile getirdi. Asla. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben biraz yüzsüzüm. Son anıma kadar sahnede olacağım. Sevgili Bülent Ersoy tabi cenazelerdeki vefasızlıkları ve aynı zamanda kameralara konuşan cenazeye gelen isimlerin ağzından çıkanı kulağa duymayan açıklamalarını gördükten sonra kadın demiş ki ay demiş cenazeme kimse gelmesin ben kendi başıma giderim. Evet yani Bülent Ersoy'un cenazeme kimse gelmesin ben kendi başına giderim demesine bakmayın siz asla öyle bir şey dilemez. Allah gecinden versin bu arada. Allah onu sahnelerden ayırmasın.
hep müzikle kalsın ve hep sağlıklı olsun. Öyle dediğine bakmayın. Elbette ki o vakit geldiğinde hepimiz gideceğiz tabii. O vakit geldiğinde arkasında on binler olsun ister. Tıpkı Barış Manço'nun cenazesinde olduğu gibi, unutamıyorum, Barış Manço çok görkemli bir şekilde yolcu edilmişti. Aslında arkadaşlar, aslında böyle değerlerimiz, sanatçılarımız, iz bırakmış sanatçılarımız devlet töreniyle uğurlanmalı. Bir Orhan Gencebay, bir İbrahim Tatlıses, bir Türkan Şoray, bir Kadir İnanır. Bir daha geri gelir mi ya bu ülkeye öyle sanatçılar? Tabii ki pek çok oyuncumuz var değerli, pek çok yorumcumuz, şarkıcımız var. Ama kim İbrahim Tatlıses gibi şarkı söyler, türkü söyler? Kim Orhan Gencebay gibi söyleyebilir? Ha? Kim yılda Türkan bir gelir. Şoray gibi kamera karşısında hüzünlenebilir? Evet. Değil evet. mi? Yani Bülent Ersoy gibi kim bu yeteneğe sahip, bu sese, bu yoruma? Aynen öyle. Buyurun, katılıyorum. Efendim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hayatta vefa, hayattayken vefa göstermediklerimizi öldükten sonra gösterilmesini mi bekleyeceğiz? Ben artık bunca yıllık sanat hayatı içerisindeki tecrübelerim bana bunları söyletiyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Ama şu da bir gerçek ki bu vefasızlık rahmetli Ahu Tuğba'nın ölümüyle de ayyuka çıkmadı. Bu hep vardı Bilal Beyciğim, Didemciğim, hep vardı. Ben en son katıldığım, çok uzun süredir bir cenazeye katılmamıştım. En son katıldığımda buna birebir şahit oldum. Yani orada normalde cenazelere gittiğimiz zaman son görevimizi yaparız, dualarımızı okuruz ve en sade halimizle, yani en böyle hani öne çıkmadan sadece görevimizi yapmak için gideriz. Ama maalesef ki artık cenazeler bir şov arenasına dönmüş. Öyle. Ben bunu gördüm. Ve o yüzden hiç kimseden de Bülent Ersoy'a da hak veriyorum. Çok da doğru söylediğini düşünüyorum. Ha bir de ayrıca Bülent Ersoy sahneleri niye bıraksın ki? Neden bıraksın? Sağlığı yerinde, performansı çok güzel, evet. sesi çok güzel, tecrübesiyle çok. Hala sahnelerde olması gereken bir stardır. Evet. Yani ben Bülent Ersoy'u haklı da görmüyor değilim. Şimdi hayattayken de mezarını yaptıran tek isimdi. 1,5 milyon liraya Zincirlikuyu'da asansörlü bir mezar yaptıran bir isimdi. Biliyorsunuz bunu konuşmuştuk yaklaşık 2 sene hı hı. önce yine bu masada. Sisteminde haklı mı? Sonuna kadar haklı. Aslında sistemi bu riyakarlığa, yani böyle insanlar gelecekse gelmesin. Kimse gelmesin daha iyi sistemi, ki çok da haklı bulduğumuz bir konu. Arkadaşlar bir alo diyeceğiz. Telefon bağlantısı yapacağız. Gazeteci Olcay Ünal Sert bizimle birlikte. Olcay Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi Olcay Bey, çok büyük isimleri kaybediyoruz ve cenaze anma törenlerini de ekranlara taşıyoruz sizler aracılığıyla. Sizlerin de açıklamaları, özellikle Ahu Tuğba'nın cenazesinde yapmış olduğunuz açıklama aslında cenazeye damgasını vurdu diyebiliriz. Bu açıklamayı neden o ortamda yaptığınızı sormak istiyorum ben size. Şimdi şöyle bir sorum var. Ben o açıklamayı yapmadan önce bir sürü şey söyledim. Maalesef onlar yayınlanmadan 15 saniyelik Instagram görüntüsü üzerinden linç edildim. Orada ben anlattım. Ahu Tuğba benim çok yakın dostumdu. Yani vefatından 2 gün önce görüştüm. Yani bir anda şok oldum vefatını duyduktan sonra. Pazar günü 2 gün sonra vefat etti. Biz saatlerce konuşurduk. Ahu Tuğba, Ahu Hanım benim çok yakın dostum. Ajda Hanım keza saatlerce konuşuruz, bir saat. Yani Müjde Hanım kesin gelirdi, bak vefasızlık var deniyor orada. Müjde Hanım sağlık sorunları vardı. Kalp damarları açıldı biliyorsunuz ve Bodrum'daydı. Bodrum'a gitti. İyi olsa gelecek tek kişilerden biri oydu. Zaten demeç de almıştım. Türk sinemasının cesur kadınlarından biriydi dedi Ahu Tuğba için. Aynı şekilde Ajda Hanım'dan demeç aldım. Serpil Hanım'la konuştuk. Serpil Çakmaklı. Hepsi üzüntülüydü. Ben de üzüntülüydüm tabii ki. Ben cenazelere katılamıyorum da. 2,5 yıl oldu annemi kaybedeli. Başınız sağ olsun. Sağ olun. O kadar üzgünüm ki ben ilaç açıp alıp gidebildim oraya, biliyor musunuz? Gerçekten dayanamazdım.
o derece. İkinci günü ben daha çok kötü oldum. İnanılmaz kötü oldum. Yani benim annemin vefatından sonra arayıp saatlerce konuşan ilk kişi diyebilirim Atuba. Bir saat teselli eden, ben Miami'deyim, buradan gelemezsem yanında da kimse yok. Tek başınasın. Seni kim götürür hastaneye? Bu kadar üzülen, beni düşünen bir sanatçıydı. Yani iyi oyunculuğunu, dönemine damga vurmuş bir sanatçı olduğunu herkes biliyor Altuğ'un. Ama ben insan olarak bu kadar dobra, bu kadar mert, bu kadar iyi bir insan görmedim. Bana şey dedi, Olcay dedi, git dedi, Bodrum'da benim yazlıkta dur dedi. Ben Türkiye'yi anlatırdım, o da Miami'deki şeyleri anlatırdı. Enerjisi falan iyiydi yani, öyle yoğun bakımları atlattı, o kadar kötü günleri atlattı. Biz gelmesini bekliyorduk. Gelemedi. Uçakla gelmesi yasaktı çünkü. Ben de ona telefonda dedim, Ahu Hanım, gemiyle gelirsiniz o zaman dedim. Bir ayda geliriz artık o zaman dedi. Gülüştük falan. Ama gelemedi. Cenazesi de maalesef bir 27-28 günü buldu. O da bizi çok üzdü. Röportajdan önce ben şey söyledim orada. Mesela Ahu Hanım Kadir İnanır'a üzülüyordu. Onun sağlık durumunu sordu bana. Anlatabiliyor muyum? Ayşe Rüney'e üzülüyordu. Ve bu kadar, Olcay bu Bey. Bu kadar şeyken gidip kesip 20 yıl önce yapılmış bir röportajı başlığa taşıması. Instagram'da ama çok flaş bir açıklama bu. Sevgili Olcay Bey. Bu çok yani yersiz bir açıklama değil miydi? Siz gazeteci olarak böyle bir söylemden sonra zaten cenazeden bu manşeti çıkılacağını düşünmediniz mi? Şu an mesela çok güzel konuştunuz. O kadar güzel andınız ki keşke mesela burada bizimle telefonda konuştuğunuz gibi de cenaze ortamında o anma töreninde ama konuşsaydınız. Kestiler, onu aldılar. Yani ama sizin bu açıklamayı nasıl... cenazeye taşıyan sizsiniz. Cenaze sırasında yapan. Bunu neden yani söyledin Olcay? Ben Bilal Bey ile de konuştum akşam. Şöyle diyeyim. Ben de izlemeden önce sizin Instagram'a düşmüştü. Çığlık attığınız o görüntü. Hı hı. Yani biraz şey gelmişti böyle izlediğim zaman ama onun amacını anlattığı zaman küçük çocuklar bedenime dokunmasın. Küçük çocukların bedenine dokunulmasın amacıyla yapılmış. Şimdi bazı şeylerin öncesini vermedikleri zaman insanlar yanlış anlaşılıyor maalesef. Peki Olcay, burada da öncesini söyle lütfen. Olcay. Yaptığın en iyi röportaj nedir diye soruldu bana orada. Ben de geçmişteki şeyi söyledim. Yani bana bunu demişti ve ben de bununla ödülü almıştım dedim yani. Kötü bir amaçla da demedim onu. Cenazede diyorsunuz ki Atuba kocamı Bülent Ersoy'la bastım demişti. Yani bu bir magazin. Bakın magazin yapıyorsunuz siz. Bak, cenazede. Şimdi söyledim. Magazin yapmıyorum. Bana orada soruldu. Yaptığınız röportaj en iyi röportaj hangisi diye sorulunca ben de şey dedim tabii ki yani o röportaj çok konuşulmuştu. Basın anlamında ve karşımdakilerde arkadaşım olduğu için konuştum. Ama yandan çekenler de onun gibi bütününü vermedi 3 dakikalık röportajı. Onun 15 saniyesinde sizin de bahsettiğiniz o kelimeyi aldı. Öyle linç ettiler. Ama şöyle diyeyim. Bülent Hanım aradı beni bir hafta önce. Ahu Hanım toprağa verilmeden önce. Atuba'yı sordu. Dedi Olcay dedi. Amerika'da gömseler olmuyor mu dedi. Yani çok bekledi. Bu kadar dedi. Ben de dedim ki... Bülent Hanım, o da çok inançlı bir insandı sizin gibi. Yani ben ölürsem kızım beni sakın burada bırakma diye Angelique vasiyet etmiş. Kızına vasiyet etmiş dedim. Ondan dedim. Yani bunları da konuştuk. İkisi de birbirini soruyordu. Bülent Hanım'ın annesi vefat ettiğinde Ahu Hanım ulaşmak için beni aradı. Anlatabiliyor muyum? Numarasını verdim. Bülent Hanım onu sordu. Yani aralarında bir küslük falan yoktu. Kesinlikle benim hissettiğim buydu. Benim orada konuşmam keşke konuşmasaymışım. Bir daha cenazede demeç de vermem. Arkadaşım diye konuşuyorsunuz. İnsanlar oradan çok kısa bir yeri kesip linç ettiriyorlar. Yoksa ben
ben haber olmak peşinde birisi, bir gazeteci değilim. Yani ben çünkü birçok ünlü ismin sırdaşıyım. Saatlerde konuşan biriyim. Siz benim hiç konuştuğumu gördünüz mü gidip? Bana orada soruldu. Güzel de şeyler söyledim aslında ama güzel olanları medya vermiyor maalesef. Evet. Kadir İnanır'a üzüldüğünü, Ayşe Mine'ye üzüldüğünü söylediğim Olcay. Halde vermedi. Olcay. Gidip bunu verdiler. Olcay. Efendim Bilal abi. Ağutuva biliyorsun bütün kocalarım beni aldattı. Allah hepsinin cezasını versin derdi. Hepsi hiçbirinden memnun değilim derdi ve hiçbirine hepsine gönlüm kırık derdi. Peki neden bu röportajı özellikle Bülent ödül aldığın röportajı Bülent Ersoy ile ilgili başlığı yazdın? Bülent Ersoy yazmadım, soruldu. Ben de yani sesini duyamadım. Evet evet. Yani haberin Bülent Ersoy'la ilgili miydi spesifik olarak? Haber değildi, röportajdı. Tam sayfa yayınlandı bu. Bütün basında bilinen bir şey diye ben söyledim. Onu kalkıp yeniden gündem olsun diye söylemedim. Hayır, çok iyi anladım seni. O röportajın içinde diğer kocalarını anlatmış mıydı onu sormak istiyorum. Neden Bülent Ersoy öne çıktı? Bana anlattı tabii ki. Birçok, o kadar çok şey anlattı ki yani bir tek o değildir dedi yani. Birçok kişi vardı zaten. Defalarca aldatılmış. Evet. Bunları anlatıyordu bana. Hatta ya hiç ölene kadar yayınlamayacağım şeyleri anlattı. O kadar çok ki. Yani ben bunları yayınlamış olsam zaten herkes benden bahseder. Yani ben birçok şeyi anlatmıyorum ve konuşmuyorum. Emin olun. O kadar çok şey. Keşke evet. Bunu da anlatmasaydınız. Keşke Bülent Hanım'la ilgili. Bülent Hanım da değil yani ben aralarında bir şey olmadığını bildiğim için. İkisiyle de görüştüğüm için rahmetli Altuğba, Bülent Hanım, Ajda Hanım, Müjdar. Ama orada gerçekten üzülen kimdi biliyor musunuz? Hı hı. Serpil Örümcer. Evet. O kadar gözyaşlarına boğuldu ki. Evet. Ahu Hanım yardımsever bir insandı. Çok yardım etti. Belki Serpil Hanım'a da yardım etti. Kurban kesince dağıttırırdı böyle. Bulurdu, yoksul insanları bulurdu. Benim... Durumu yoksul gibi gösterildi. İşte değil. Yani Bodrum'da evi var, kağıthanede evi var. Ulus'taki evine ben gittim. Bankada da parası varmış. Angelik bana bir saat konuştu, detaylıca anlattı her şeyi. Benim yani aldığım duyuma göre, pardon Serpil Hanım'la konuştum orada ben. Aldığım duyuma göre 2 gün, 3 gün önce konuşup ben Türkiye'ye geleceğim ve sana yardım edeceğim demiş. Serpil Örümcer'e. Evet Serpil Örümcer'e demiş ve Serpil Örümcer çaresizce ağlıyordu şimdi ben ne yapacağım diye. Ya gönlü evet. Demiş bir insandı. Doğru. Çok. Evet. Evet sevgili Olcay Bey aslında kendinizi şu anda bizim yayınımız aracılığıyla da çok güzel ifade ettiniz. Orada yanlış anlaşılmışsınız. Aslında gayet hem arkadaşınız zaten yakinen de görüşüyormuşsunuz. Devamlılığınız varmış. Ancak işte böyle bir açıklama yapınca siz de takdir edersiniz ki ama magazin gazeteciliği budur. Çekilip alınır. Ama burada gayet güzel açıkladınız kendinizi. Bize geçti açıkçası. Gayet geçti. İçten, gönülden. Sadece anmak evet. için aslında konuşmuşsunuz iyi şekilde ama bu şekilde ben, sirayet etmişti. Ben hiç törene de gittim. Hem Attas Sineması hem Teşvikiye Camii'ne gittim. Defin törenine de gittim. Ben orada üzüldüm. Defin törenini çekenler vardı. Instagram, YouTube'a atmışlar. Ya Altuğba'nın defin töreni diye YouTube'a atmışlar. Millet tıklatmak için, reyting için bunları yapıyor. Bunlar ne kadar iğrenç şeyler. Yani ben arkadaşım diye belki sordu yani konuşmamam lazımdı tabii ki. Ben bununla bu tür bir şey soracaklarını da konuşacağımı da bilsem ben de konuşmazdım orada. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Siz de kendinizi çok güzel ifade etmiş bulundunuz. Hiç Allah anlatmışımdır. Yeni kalktım. Kesinlikle. Anlattın size olacak. De bizlere yani, de ders olsun efendim. Hepimizin dostuydu Altuğba. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok uyanacağım. Mekanı cennet olsun. Amin. Teşekkür amin ediyoruz katıldığınız için. Peki Bülent Ersoy'un da aslında özellikle yakın zamanda Altuğba'nın cenazesinde yaşananlardan sonra tabii ki böyle bir açıklama yapması hak götürüyor değil mi? Yani çünkü Meriç Erkan değil mi ya fenomen kızımız. Evet. Meriç Erkan'ın oradaki hareketleri keza. Bir tek hani Olcay Bey'in açıklamaları değil. Biz tabii canım. Bu cenaze töreninde çok değişik şeyler gördük.
Tabii. O yüzden de Diva da demiş ki ben kendi kendime gömülmek istiyorum. Böyle görüntüler olacaksa. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kimse Hande'cim, gelmesin benim bu cenazeme. Bu sosyal medya var olduğundan beri hayatımızda artık ne ölülerimize saygı kaldı ne cenazelerimize saygı kaldı. Yani gerçekten mahremiyetimize de saygı kalmadı. Çünkü insanlar sosyal medya üzerinden prim kasmak için ya oraya gelip de sosyal medyada canlı yayın açan TikTokçular gördüm ben. Yani ölülerini yıkarken sadece takipçi kazanabilmek için annesinin babasının ölüsü yıkanırken resim çekenleri, video çekenleri gördüm ben. Tabii abdestsiz namaza duranları vardı. Gördüm ben. Kılıksız yani, kıyafetsiz orada askılılarla falan evet, gidenler vardı. Evet. Ama şimdi Bülent Ersoy çok yakın dostlarını kaybetti. Nur Yerlitaş'ı. Tabii. Rahmetli Oya Aydoğan'ı. Evet. Ondan sonra iyice bir hüzün çöktü. Çöktü. Psikolojisi artık önemi kalmadı. Evet, kendini o düşünceye hazırladı. Evet. Ondan sonra zaten bu mezar haberi geldi. Asansörlü evet, mezar tabii, yaptırdım tabii, diye. Evet, evet. Ardından da şimdi cenazeme kimse gelmesin diye. Asansörlü ve düğmeleri de şifreli. Asansöre de herkes binip inemiyor aşağı. Ama Bülent Ersoy bunu yalanladı. Yok öyle bir şey. Ama dedi. Şöyle de bir gerçek var. Yok arkadaşlar. Şey ölüm hepimizin gelip bir gün kapısına çalacak. Ama gerçekten de o naaşımızı kaldırılacak da insanlara da ihtiyacımız var. O yüzden iyi kalbimizi koruyalım, güzel düşünelim, kalp kırmayalım.